Evet, gün ortasından merhaba. Özel yayınla karşınızdayız. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi yayın konuğumuz. Sayın Bakan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aslında ekonomide, ticarette oldukça önemli gelişmeler var. Yeni yasalar var, hal yasası var, çek yasası var. Bunlarla ilgili düzenlemeler var. Bunlar vatandaşı ne derece ilgilendiriyor, cebine nasıl yansıyacak? Tüm bunları konuşacağız ama sıcak bir başlık var. Fransa'daki terör saldırısı. Nice şehrinde 80'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu o saldırı. O saldırıyla bir başlayalım efendim. Değerlendirmeniz ne olacak? Tabii biz terörün her türlüsünü nefretle kınıyoruz. Fransa'daki terör olayını da şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere de yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yani çok ilginç, bizim yıllarca söylemek istediğimiz, söylediğimiz terörün hiçbir zaman dini, ırkı, milliyeti, yeri ve zamanı olmaz. Hangi coğrafyada, hangi devlette gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, terör olayları karşısında bizlerin, dünya insanlığının tek yürek olması gerekir. Ancak bugüne kadar maalesef tek yürek olmayı gösteremedik. Sözde kınamaları gördük, dinledik ama iş icraata geldiğinde gerçekten senin teröristin kötü, benim teröristim iyi noktasına geldiğimiz için birçok noktada uluslararası devletlerde veya arenada terörün şu veya bu şekilde korunulduğunu, şu veya bu devletler tarafından terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını veya bir yaptırım aracı olarak kullanıldığını maalesef görüyoruz. Oysa işin en acı tarafı efendim, evet, bu saldırının gerçekleştiği sokakta terör örgütüne ait afişler yer alıyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın geçen yıl, çok değil, geçen yıl PYD üyelerine, temsilcilerinin kabulü var. Maalesef işte söylemek istediğim de tam bu nokta. Terör örgütleri arasında siz bir seçim yaparsanız, terör örgütlerini toptan terörist faaliyetlerinden dolayı kınamazsanız, maalesef böyle acı tabloları birçok yerde yaşarız. Dün Türkiye'deydi, bugün Fransa'da, daha önce de Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşamaya mahkum kalırız. Biz terörün insanlık suçu olduğunu bilerek topyekun tavır koymamız gerekir. Şimdi terör örgütleri arasında ayrım yaparak, sözde terör örgütünün işte kadın savaşçılarını anlatıyorum, şunları yapıyorum, bunları yapıyorum diye ayrım yapanlar bugün DAEŞ terörü karşısında çaresizliğini ortaya koyuyorlar. Çok ilginç. Milli gün dolayısıyla hatırlarsanız Fransa Türkiye'deki elçiliklerinin, büyük elçiliklerinin tamamının faaliyetlerini durdurdu. Hatta orada görev yapan konsolosların veya diplomatik şahsiyetlerin korunması için de biz özel gayret gösterdik. Onların da talebi vardı. Fransa başka dünyanın başka ülkelerindeki konsolosluklarını ve elçiliklerini kapatmadı, faaliyetlerini durdurmadı. Türkiye'de bu saldırı olacak diye düşündüğü için ve öyle istihbarat aldığı için bu önlemleri aldı veya almaya çalıştı. Ama işin ironisine bir bakın ki ta Fransa'nın kalbinde, göbeğinde, Nice'da oldu. Dolayısıyla bizim şu veya bu ülkede olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan terörist faaliyetlerin toptan kınanması ve bütün ülkelerin işbirliği içerisinde davranması. Kolay, şimdi biz o zaman vatandaşlarımıza Fransa'ya gitmeyin, şuraya gitmeyin, buraya gitmeyin, şöyle yapın, böyle yapın veya onlarla ilişkileri kesin veya şu şekilde panik korku mu oluşturalım? Yine şu noktaya da dikkat çekmek gerekir belki. Türkiye için böyle bir endişeleri vardı. Fakat Fransa'nın göbeğinde bu saldırı gerçekleşti. Üstelik Fransa vatandaşı. Ki evet, buna benzer örnekler çok kez yaşandı. Kendi yani teröre bir yandan destek verirken kendi içinde kendi vatandaşı olan işte insanlar tarafından. Yani PKK terörü, DAEŞ terörü, DAEŞ KPC terörü, bilmem ne terörü, bütününü, terörist örgütlerinin tamamını aynı görüp, aynı mesafede durmak ve aynı, bütün ülkeler aynı tedbiri alıp kendi ülkelerine yapılıyormuş gibi, saldırı yapılıyormuş gibi tavır almaları gerekir.
bir başka ülkeye yaptırım aracı olarak kullanmak adına veya bir başka ülkeyi yıpratmak adına eğer siz terör örgütüyle şu veya bu şekilde resmi veya gayri resmi şekilde ilişkiye girer ve onları kınama noktasında tereddüt gösterir, onların faaliyetlerini kendi ülkenizde yapılmasına izin verirseniz elbette ki bunun dünyada sonucunu bütün insanlık çeker. Dolayısıyla biz belki de dünyada teröre karşı tek yürek olarak dün ne demişse bugün de aynısını söyleyen bir ülke var, o da Türkiye. Ve biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 sene önce teröre karşı nasıl bir tutum sergilemişse bugün de aynı şekilde tutum sergiliyor ve bütün terör örgütlerinin faaliyetlerinin son vermesi ve kınanması noktasında tavrımızı çok net ortaya koyuyoruz. Fransa ile başlamışken Rusya, Suriye üzerinden gidelim efendim. Rusya ile İsrail ile ilişkilerin iyileştirilmesi için anlaşmalar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Özellikle Moskova'ya dün Türkiye'den bir heyet gitti, orada da görüşmeler yaptı. Bu temasları nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette ki biz özellikle 65. hükümet olarak Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz dostlarımızın sayısını artırıp düşmanlarımızın sayısını azaltmak istiyoruz ve insani ilişkiler noktasında, iyi ilişkiler noktasında çabalarımızı artırıyoruz. Bu bağlamda Rusya ile yaşanılan kriz, özellikle biliyorsunuz 24 Kasım'da uçak düşürülmesinde, krizinde bizim bir suçumuz ve dahlimiz olmamasına rağmen, krizi büyütmeme yönünde çabalarımız olmasına rağmen Rusya bu noktada çok katı bir tutum ortaya koydu ve sergiledi. Biz o zamanlarda şunu ifade etmiştik. Bu ambargolar iki ülkenin halkının menfaatine değil ve uzun soluklu da bu sürdürülemez diye. Gelinen nokta itibariyle aklı selimin galip geldiğini ve bu noktada ki bizim Rusya önemli ticari partnerlerimizden birisi ve ticari olarak da yoğun bir şekilde ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Gerçi Rusya'daki ekonomik krizden dolayı her uçak krizinden önce de her ay düzenli olarak 1 milyon dolara yakın ticaret hacmimizde düşme olmasına rağmen yine de bizim önemli partnerlerimizden, önemli ticari partnerlerimizden biri olan bir ülke. Dolayısıyla biz ilişkilerin normalleşmesi ve iyileşmesini iki ülkenin de faydasına olduğuna inanıyoruz ve bu noktada özellikle turizm ve Antalya, Batı Akdeniz civarındaki illerimizin, çiftçilerimizin, sebze meyve yetiştirici çiftçilerimizin de bu noktada daha geleceğe umutla, moral motivasyonunun yükseldiğini düşünüyoruz. Şimdi bundan sonra atılacak adımlar da son derece önemli. Turizm açısından belki de ilk adım atıldı. Turist kafileleri geldi Antalya'ya, Türkiye'ye. Fakat bundan sonra o heyetin de Moskova'da yapmış olduğu görüşmeler sonrasında atılacak adım ne olacak Rusya'yla? Tabii bir kere ekonomik anlamda ilişkilerimizin eski ivmesini yakalaması lazım ve onun üzerine çıkması lazım. Ayrıca bunun siyasi boyutta da, ekonomik iyileşmenin yanında siyasi boyutta da yapacağımız birçok alanda işbirliği var ve bunun adımlarının atılması lazım. Bu adımlar da inşallah önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş atılması lazım. Çünkü Rusya bizim hem komşumuz hem de birçok ülkede ortak çıkarlarımız var. Bu noktada siyasi iradenin de veya siyasi adımlarında yavaş yavaş atılması gerekiyor. Mesela yakın bir zamanda liderler düzeyinde bir görüşme öngörülüyor mu? Yani şu anda yok ama bu zaman içerisinde olur. Tabii İsrail ile ilişkiler noktasında biz daha çok Gazze'deki Filistin kardeşlerimiz noktasında bakıyoruz. Yoksa Mavi Marmara'dan sonra da bizim İsrail ile olan ticari hacmimiz çok çok gerilemedi. Kendi seyri içerisinde devam etti ama iyi ilişkiler içerisinde bu ticari hacmimizin daha da artacağına inanıyoruz ve özellikle enerji alanında ve sebze meyve ticareti noktasında ve birçok noktada bizim çok daha ticaretimizin artıracağımız ülkelerden birisi ve ticari partner olarak da önemli gördüğümüz ülkelerden birisi. Ama biz bu
anlaşma, İsrail'le yapılan normalleşmeyi daha çok Gazze'deki kardeşlerimiz yönünden düşünüyoruz. Onların özellikle abluka altında geçen günlerinin bir çıkış yolu olarak düşünüyoruz. Gerek insani yardımlar bakımından gerekse oranın yine en temel insani ilişkiler, insani ihtiyaçları olan elektrik, su ve altyapı noktasında bir çıkış olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve İsrail tamam, sırada Suriye ve Mısır olduğu ifade ediliyor, konuşuluyor. Başbakan Binali Yıldırım da her fırsatta dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız söylemini ifade ediyor. Bu noktada Suriye ve Mısır için, özellikle Mısır için bir adım atılacak mı? Mısır bakanlar için, düzeyinde heyet gidecek denildi. Sonradan ondan geri adım atıldı gibi bir şey oldu. Bunlar düzenlenir, zamanı gelince atılır ama önemli olan böyle bir niyetin olması. Mısır'la ilgili özel sektör ve meslek kuruluşlarımız girişimlerini başlattılar, başlatıyorlar. Bakanlıklar düzeyinde de bizler de bu şartları olgunlaştırırız. Daha sonra da daha üst düzeyde ilişkiler gelişir. Bizim için top heyeti gidecek yakın zamanda değil mi Mısır'a? Evet, tabii. Bizim için önemli olan oradaki niyettir. Böyle bir niyetimiz var. Karşılığını gördüğümüz an karşılıklı bu biliyorsunuz uluslararası diplomaside tek taraflı adımlar olmaz. Bu karşılıklı olur. Bizim irade niyetimiz ve irade beyanımız açık. Karşı tarafta da aynı irade beyanının olduğunu düşünüyoruz. İnşallah zaman içerisinde bu da olur. Bu Suriye'yle, özel sektör temsilcilerinin gitmiş olması aslında iki ülkenin ilişkilerinin yakınlaşması, normalleşmesi bir adım olarak tabii, düşünülür önce mü? Önce ekonomik anlamda bu işler başlar. Ondan sonra siyasi anlamda devam eder. Aynı şekilde Suriye'de şu yakın zamanda tabii Suriye'deki iş karışıklıklar belli bir seyrine oturmadığı sürece üst düzey veya normal bir ilişkinin kurulmasını beklemek doğrusu hemen kısa vadede doğru değil ama orta ve uzun vadede mutlaka biz Suriye ile zaten Suriye halkını biz bağrımıza basmış bir milletiz. O Suriye'nin en yakın komşusu ve Suriye'deki bütün iş gelişmelerden etkilenen bir ülke olarak Suriye'ye kayıtsız kalmamız mümkün değil zaten. Kayıtsız kalmamız mümkün değil dediniz. Evet. Suriye yıllardır kanayan bir yara, çözüm bulunamıyor. Oradaki mazlum halk için özellikle Suriyeli vatandaşlara, oradan ülkesinden kopup Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşlara mültecilik konusu da çok tartışılıyor. Vatandaşlık konusu da çok tartışılıyor. Bu vatandaşlık konusunda bazı endişeler var. Özellikle Türkiye'nin sosyal yapısını bozacağı yönünde. Şimdi biz özellikle Suriye'deki iş karışıklıklardan sonra sadece insani olarak ve komşuluk hukuku gereği biz ekmeğimizi bölüştük, vatanımızı açtık, topraklarımızı açtık, o insanları kucak açtık. Ve o insanları yaklaşık 4-5 yıla yakındır da biz ülkemizde barındırıyoruz. Şu anda 11 milyar doların üzerinde de devlet olarak bir masraf yaptık. Özel girişimlerin veya STK'ların yaptığı harcamalar da hariç. Ve dünyada da hiçbir şekilde ciddi bir yardım almadan bu yardımlarımızı yaptık, yapıyoruz. O insanları hastalandıklarında tedavi de dahil her türlü insani ihtiyaçlarını giderme noktasında biz gayret gösteriyoruz. Ancak burada özellikle yaşamaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan çok çeşitli sektörlerde Türk ekonomisine de katkı sağlayan, normal anlamda Suriyeli olmasa dahi nitelikleri itibariyle, vasıfları itibariyle Türkiye'ye yapmış oldukları katkılar dolayısıyla vatandaşlığı alacağımız insanları Suriyeli olmaz, Suriyelilerden de esirgemememiz lazım ve esasında normal şekliyle İçişleri Bakanlığımızın çalışması da bu şekilde. Tabii vatandaşlığa alınması noktasında bütün Suriyelileri istisnasız alacağız anlamında değil. Zaten Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve Yetkili Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaları da dikkat ettiyseniz veya takip ettiyseniz İlgili orada, şartları taşıyanlar. Evet, belirli şartları taşıyanları öncelikle alacağımızı ifade edildi. Biz de bütün dünyada da bu şekilde yapılıyor. Diyelim ki elin Avrupalısı, Almanyası, Fransası, Amerikalısı gelip
Türkiye'deki Suriyelileri seçip istetiyorsa biz niye o insan kaynağından faydalanmayalım? Burada kesinlikle tabii muhalefet bunu çok istismar ediyor. İşte sizin işinizi alacak, işte sizin evlatlarınız işsiz, onun için bu insanlara iş verecekler, ev verecekler falan filan gibi tamamen istismara, algıya yönelik, gerçeklikle ilgisi olmayan algı üzerinden bir siyaset yönetilmeye çalışılıyor. Oysa biz bunları Suriyelileri vatandaşlık hakkı verilsin veya kabul edilsin derken tamamen Türkiye'ye yapmış oldukları katkılar ve bu katkıların Türk ekonomisine sağlayacağı yararları göz önüne alarak yapmaya çalışıyoruz. O sosyal dokunun da endişelerin giderilmesi, sosyal dokunun da korunması açısından bir takım çalışmalar yapılabilir mi? Elbette ki zaten bu insanlar bizim içimizde yaşıyorlar ve şu anda biz onları misafir ediyoruz. Bu vatandaşlığa geçtiler diye zorunluluk burada ikamet edecek diye bir şey yok. Suriye düzeldiği zaman belki de bu insanların büyük bir bölümü tekrardan vatanlarına gidecekler. Dolayısıyla biz sosyal dokuyu bozma veya bozmama noktasında biz büyük bir milletiz ve büyük bir medeniyetin de varisleriyiz. O medeniyetin bize vermiş olduğu bir gelenek ve bir güç var. O güçle biz o insanların kültürünü kabul etme veya bizim sosyal dokuyu bozmasından ziyade biz o insanları kendi içerimizde Türkiye'ye adapte edebiliriz ve Türkiye'nin yararına, faydasına kullanabilir, yararlanabiliriz doğrusu ve onları eğer Türkiye Cumhuriyeti ilkeleri doğrultusunda vatandaşlık çerçevesinde burada yaşayacaklarsa da doğrusu onun için de bizim endişe duymamıza gerek yok. Bizim birçok Türk vatandaşımız gidip bir başka ülkenin vatandaşlığını aldığında oranın sosyal dokusunu mu bozmuş oluyor? Veya o ülkenin zararına bir faaliyetten bulunmuş oluyor? Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Biraz daha iç politikaya doğru gelirsek, evet. Gümrüklerdeki kaçakçılık durumu, kaçakçılıkla mücadele ne durumda? Yüz tanıma sistemleri var, yeni sistemler kullanılıyor. Tabii. Dün de son olarak evet. 3 milyon paketten fazla kaçak sigara ele geçirildi başarılı evet. bir operasyonla. Dün gerçekten arkadaşlarımızı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar en büyük gümrüklerde yakalamalarını gerçekleştirdiler. 100 bin ton üzerinde bir sigara kaçakçılığını ortaya çıkarttılar ve yakaladılar. Bunun parasal değeri yaklaşık 30 milyon TL ve Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyesinin 23 milyona yakın vergi kaybı olacak eğer bu piyasaya sürüldüğünde. Tabii çok başarılı bir operasyon. Tabii bunun arkasında da bu sigara kaçakçılığının terör örgütüne kadar uzandığını düşünüyoruz. Zaten işi artık Cumhuriyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığımıza devrettiğimiz için onlar gerekli bağlantıları da ortaya çıkarttılar. Dünkü operasyon için evet, özellikle bunu söylüyorsun evet, tabii, değil tabii. mi? Dünkü operasyon için. Biz bu noktada özellikle kapılardaki kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok hassasız. Bununla ilgili bütün teknolojileri kullanıyoruz. İstihbarat dahil, dedektör köpekler dahil olmak üzere kapı güvenliği noktasında yüz tanıma cihazlarından tutun da back scooter'lara kadar, x-ray cihazlarına kadar, videoskoplara kadar bütün görüntüleme ve dinleme aygıtlarıyla beraber kapılardaki kaçakçılığı önleme noktasında hassasız. Tabii sadece fiziki kaçakçılığın değil, evrak üzerindeki kaçakçılığı önleme noktasında da özellikle gümrük beyannamelerindeki sahtekarlıkları önleme noktasında da arkadaşlarımızı hassas duruma getirdik. Tabii %100 sıfırlamak mümkün değil ama mümkün olduğu kadar minimize etmek ve mücadeleyi en üst düzeye çıkarmak için bütün arkadaşlarımızı hassaslaştırdık ve talimatlandırdık. Bir bilanço var mıdır? Son 6 aylık bilanço mesela kaçakçılıkla ilgili. Yani son yakalamadaki miktardan dahil olmamak üzere son 6 ayda gerçekten parasal anlamda 2 milyara yakın bir kaçakçılığı önlemiş olduk.
Özellikle burada terör örgütünün finansmanını sağlayan uyuşturucu zaten uyuşturucu noktasında gümrük kapılarındaki sıkı denetimler ve sınırdaki sıkılaştırmadan dolayı uyuşturucu trafiğinin esasında biraz daha kuzeye kaydığını görüyoruz. Sizler de takip ederseniz son yıllarda, son aylarda özellikle çok yüklü uyuşturucu yakalamalarının olmadığını gerek emniyet ve jandarma tarafından gerekse gümrüklerde bu noktada gümrük muhafazanın yakalamaları olmadığını görürüz. Bunun sebebi de şu, artık uyuşturucu trafiği biraz daha kuzeye ve güneye kaydığını gösteriyor. Bu da ülkemizdeki alınan önlemlerin başarılı olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bir de hal yasası var. Evet. Hal yasası meclise sevk edilecek önümüzdeki günlerde inşallah. Şimdi bu vatandaşı nasıl ilgilendiriyor? Hep sebze meyve fiyatlarından yakınırız. Evet. Üreticiyle tüketicinin işte o hale markete geldiğinde fiyatlar artıyor. Bundan hep yakınlıyor. Ama kalıcı bir çözüm nasıl bulunacak? Bu hal yasası buna ilaç olacak mı? Tabii biraz %100 ilaç olması mümkün değil. Çünkü sebze ve meyve fiyatları mevsimsel etkilerden çok etkilenen bir ürün ve özellikle nakliyeden dolayı tarlayla perakende arasındaki mesafeden ve fire verme oranları bakımından da diğer ürünlere, mal ve hizmetlere göre farklılık arz ettiğinden bu noktada sıkıntılar var. Ama gerçekten şöyle bir sıkıntı da var ve vatandaşın da isyan ettiği nokta bu. Tarladaki ürünle perakende raflarındaki ürün arasındaki fiyat farkı makası çok açık. Siz atıyorum bu şey değil, tarlada domatesi 1 liraya alıp markette 4 liraya, 5 liraya, 3 liraya alıyorsanız bu arada %400 liraya yakın bir fiyat farkı var. Bu şunu gösteriyor. Orada demek ki arada görünmeyen arz zincirinde şeyler var, şahıslar var veya kurumlar var. Şimdi künyeler olacak. Şimdi biz bunu görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Daha önceki hal yasasıyla beraber burada künyeler oluşturduk. Kayıt sebze ve meyveyi kayıt altına almaya çalıştık. Orada şimdi getirdiğimiz bu yasayla beraber getirdiğimiz alış fiyatlarını da kimin hangi toptancı ne kadar aldı, komisyoncu ne kadar aldı, ne kadar sattı, perakendeci ne kadar aldı, bunun da fiyat aralıklarının da görünmesini istiyoruz. Nasıl böylece, olacak mesela bu domates aldık diyelim ki pazarda. Siz komisyoncu tüccar tarladan 1 liraya aldı, 1,5 liraya mı satıyor? Bunun da görünmesini istiyoruz ve dolayısıyla böyle %100 karlarının eğer öyle bir kar yapıyorsa onun da görünüp müdahale etme imkanımız olsun, makul oranlara çekilsin. Denetimlerle müdahale edeceksiniz değil mi? Tabii denetimlerle ve tüketici baskısıyla. En önemli şey tüketici baskısı. Ona göre tercih edecek, tabii, görecek fiyatları. Tabii ona göre fiyatları gördüğü için diyelim ki siz %100 kar koydunuz, diğer market %50'sini koydu. Siz o zaman kendi marketinizden veya bakkalınızdan veya manavınızdan bunu sorgulayabileceksiniz. Niye bu %100 kar, niye %50 kar? Artı eğer bir perakende sektörü organize olup bir tekel oluşturuyorlarsa alımlarında, herkes aynı şeyi yolu oluşturmaya çalıştırıyorlarsa, bu sefer de bizim rekabet kurumumuz var. Rekabet kurumumuzu devreye sokup bu noktadaki denetimlerini ve cezalarını artıracağız. Amacımız şu, herkes ticarette karını yapsın. Karsız ticaret olmaz. Ama makul ölçülerde yapsın. Evet, doğru, sebze meyvede fire oranları fazla. Mevsimsel etkiler anlaşılabilir. Mevsimsel etkileri fazla. Dondan etkilenir, sıcaktan etkilenir, selden etkilenir. Onların hepsi doğru. Ama biz tüketiciyi de düşünmemiz lazım ve bu arz içerisindeki kar marjlarını katlanabilir normal seyrinde olması gerekir. İşte onun için şeffaflaştırmaya bu arz zincirini çalışıyoruz. Tabii diğer bir nokta da soğuk hava depolarının, özellikle soğuk hava depolarının toptancı hallerinde oluşturulmasını ve üretici hallerinde oluşturulmasını istiyoruz. Firelerin çünkü önüne geçmek fireleri için. Fireleri önlemek için hatta daha hal yasasının meclise sevk ettiğimiz
başbakanlığa gönderdiğimizin ötesinde daha da kapsamlı bir çalışmayı da ortaya koyarak nakliyasını da soğuk hava zincirleri içerisinde yapmak, bunu da teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o yasanın buradaki, içinde var mı bu maddede? Şu andaki şeyde yok ama ileriki günlerdeki çalışmalarımızda onu da getireceğiz. Biz biliyoruz ki yaptığımız incelemelerde de yaş sebze ve meyvede fire oranları çok yüksek. Bunların büyük bir bölümü de sağlıksız depolama ve nakliyeden kaynaklanan nedenlerle maliyete yük biniyor. Bunu da önlemek için ve raf ömrünü daha da artırmak için soğuk hava zincirini ve sağlıklı depolama şartlarını da belirlememiz bu lazım. Bu hallerde mi olacak soğuk hava depoları? Hallerde olur, üretici hallerinde olur. Ürettiği tarlalara üretici halleri vardır, bir de toptan halleri vardır. Mesela eğer Antalya bölgesinde üretim varsa orada da üretim yapılan yerler var. Ayrıca biz küçük üreticilerin kooperatifleşmesini burada teşvik ediyoruz. Direkt üreticiden perakendeciye gitsin diye bu noktada da bir takım vergisel avantajları bu yasayla beraber getirmiş oluyoruz. Şimdi bu konuyu şöyle kapatalım, şöyle özetleyelim. Biz manava gittik, bakkala gittik, patlıcan alacağız. O patlıcanın üreticiden kaç liraya çıktı? Bir kere künyesini aradaki göreceksiniz. Nerede üretildiğini, nasıl yetiştirildiğini göreceksiniz. İki, bu kimler tarafından alınıp satılmış firmaları görmüş olacaksınız, fiyatlanmaları görmüş olacaksınız. Bu ne kadar sürede hayata geçirilecek? Yani yasalaştıktan sonra geçecek. Bu yıl içerisinde? Bu yıl meclis kapanmadan inşallah geçirmek istiyoruz. Peki, bir de emlak yasası var. Onunla ilgili de düzenlemeler var. Burada aslında terörle mücadele de var galiba bu yasanın hani bir bakıma. Çünkü kimin emlakçı, kimin ev sahibi olduğu belli olmuyor. Evet. Ev kiralanıyor, birçok terör örgütü mensubu sonrasında saldırılar yapıyor. Evet. Emlakçılıkla ilgili nasıl bir düzenleme bekliyor tabii bizleri? Tabii emlakçılar özellikle kendileriyle ilgili bir düzenleme yapılmasını özellikle istiyorlar. Biz bununla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor ama ikinci el emlak piyasasının düzenlenmesi, kiralanması noktasında da bir takım sıkıntılar var. Özellikle son günlerde artan terör olayları, fuhuş olaylarının özellikle günübirlik kiralamalardan kaynaklandığı ve onların zemin hazırladığı noktasında da güçlü duyumlar var. Arkadaşlarımız bu noktada neler yapılabilir, nasıl bir çalışma ortaya konulabilir? Sektör temsilcileriyle beraber çalışmalarını yapıyorlar ve önümüzdeki günlerde bu da gerçekleşmiş olacak. Tabii burada şunu ifade etmek lazım bakanlığımızla ilgili. Dün gece meclis geç saatlere kadar çalışarak özellikle şirketleri kurma ve tasfiye etme noktasında bizim şirket kuruluşlarını kolaylaştırma ve tasfiyeyi kolaylaştırma noktasında bir yasamız vardı. O meclisten geçti. Böylelikle artık şirket kuruluşlarının hem maliyetini düşürmüş oluyoruz, aynı zamanda zaman süreyi de çok kısaltmış oluyoruz. Yine şirketinizi kapatırken 1,5 yıla yakın bir zaman dilimi içerisinde siz ancak şirketinizi kapatabiliyordunuz ve bu insanlarda bir bıkkınlık oluşturuyordu. Şimdi yapmış olduğumuz düzenlemeyle bu süreyi 6 aya indirmiş olduk ve bir takım işlemleri de ortadan kaldırarak basitleştirmiş olduk. Yine şirket kuruluşlarında maliyeti düşürürken işte notere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Not tercihli hale getirdik. İster ticaret sicilinde yapabilir, ister noterde yapabilir. Notere gittiğinde de değerli kağıttan dolayı ekstra bir para, ücret alıyorlardı sözleşme yaparken, kuruluş sözleşmesini. Şimdi onu da kaldırmış olduk ve dolayısıyla ciddi anlamda bir tasarruf sağlamış olduk. Tabii vatandaşın istediği çek yasası vardı. Oraya gelmeden emlakçılarla ilgili bir şey daha sorayım, öyle kapatalım. Emlakçılarla ilgili yani düzenlemenin içinde şu da var mı? Emlakçıların yerini bundan sonra üniversite mezunu emlak müşavirleri alacak. Yok, daha öyle bir düzenlememiz yok. Çünkü doğru kamuoyunda böyle iddialar da yer aldı çünkü. Doğru bir şey değil. Yani elbette ki belli niteliklerdeki dürüst, ahlaklı eğitimli insanların olması gerekir ama siz piyasayı daraltacak şekilde
işlemler, düzenlemeler yaparsanız doğru bir yaklaşım ortaya koymamış olursunuz. Siz genel ilkelerinizi ortaya koyup o vasıflara uyan insanlar olursa elbette ki bizim için yeterli. Ama amacımız tabii ki ileriki zamanlarda, dilimlerde daha eğitimli insanların bu alanda olmasını sağlamak. Efendim devam edeceğiz çek yasasıyla ama kısa bir reklam aramız var. Evet. Reklamdan sonra tekrardan burada olacağız ve çek yasası, diğer düzenlemeleri de konuşacağız. Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi özel yayın konuğumuz. Devam ediyoruz kısa bir reklam arasının ardından. Çek yasası demiştik reklama gitmeden önce, evet. Efendim. Çek yasası neleri kapsıyor? Karekod uygulamasından, evet, söz edilmişti. O da dün gece meclisimizde kabul edilen yasalardan birisiydi ve piyasanın özellikle beklediği çeke olan güvenin ve itibarın yeniden kazandırılması noktasında bir çalışmamızdı. Tabii burada özellikle üç husus çok önemli bence orada düzenleme yapılırken. Birincisi kare kod uygulamasının getirilmesi. Bu özellikle çeki alacak insanın karşıdakine ticari anlamda çekle ilgili bütün bilgilerini ve şirketiyle ilgili bütün bilgileri görmesi açısından, büyük ölçüde kendini ilgilendiren noktada görmesi açısından önemli bir husus. Çünkü onu gördükten sonra artık karar sizin. Siz o şirketin yeni bir şirket mi olduğunu, çok eski bir şirket mi olduğunu, yetkilisinin kim olduğunu, piyasada ne kadar çek yaprağı olduğunu veya hangi bankalardan çek karnesi aldığını görmesi bakımından önemliydi. Kişi telefonuna yükleyecek bu uygulamayı. Telefonun, eline aldığı bilgisayarına zaman çeki yükleyebilir. Mobil uygulamalarla bu noktada okuttuğunda bu bilgileri görecek. İkinci nokta şu. Siz bir şirketin ortağı veya yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunda olan birisi olarak eğer o şirket karşılıksız çek keşit ettiğinde ödenene kadar veya o çekin karşılığı yatırılana kadar bir başka şirketin yönetim kurulunda veya başkanı olarak görev alamıyorsunuz. Yeni bir şirket kuramıyorsunuz. Bu da ticari anlamda çok çok önemli bir husus. Üçüncü önemli nokta, bazen piyasada şirketler şöyle yapıyordu. İmzayı atan şirket yetkilisi daha sonra o şirketten yetkili olarak görev almıyor veya yetkiselinden alındığında şirketler uzun vadeli, çünkü bizim Türkiye'de çek ödeme aracı olmaktan ziyade bir vadeli araç olarak kullanılıyor. Diyelim 6 ay sonra 4. ayda o şirketin yetkilisi görevden alındığında veya görev bıraktığında
yeni yetkili atandığında işte falan adam bu şirketin yetkilisi değil denilebiliyordu. Şimdi öyle bir iddiada bulunamayacaklar. Yetkili olduğu attığı andan itibaren onun birlikte sorumlu olacaklar. Bu da önemli. Yine karşılıksız çeke para cezaları ve hapis.